Şimdi İmralı cezaevinde aslında büyük bir hukuksuzluk devam etmekte. Yani bu aslında yeni bir şey değil. Yani 98'den beri devam eden, Türkiye'nin kendi iç hukukuna da aykırı bir cezaevi sorunu var orada. Yani yetkilinin kim olduğunun çok net olmadığı bir yapı. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin infaz hukuku bellidir. Cezası kesinleşen mahpuslara yönelik cezaevinde görüşme koşulları ve tüm koşullar yasayla zaten belirlenmiştir. Ama bu yasanın dışında bir uygulama var İmralı Cezaevinde. Ve çok uzun sürende bir görüşme engellenmesi var. Bir kere bu büyük bir hukuksuzluk. Siyasi meselelere bakışı hakkında bir bilgi alınamıyor ve bunun çözümsüzlük amacıyla da bu konunun dayatıldığı görülüyor. O nedenle böyle bir komisyon oluşturuldu. Yani bunu yeniden gündeme getirmek, bu hukuksuzluğu toplumun çeşitli kesimlerine tartıştırmak ve bu konuda görev alması gerekenlerin görevlerini yerine getirmeye davet etmek üzere. Tabii ki plan, tabii bu çok yeni bir komisyon. İlk kendini deklare etti ama bundan sonra çok çeşitli görüşmeler yapılacak. Siyasi partilerle, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, aydınlarla, yani bu konuda özellikle Kürt meselesinde söz kullanmasının önemli olduğunu düşündüğümüz tüm kesimlerle görüşme yapılacak. Çünkü bu konunun gündemden düşmemesi gerekiyor. Büyük bir hukuksuzluk var bir kere her şeyden önce. Yani Türkiye'nin bırakın uluslararası hukuku, anayasasıyla iç hukukun da üzerinde kabul ettiği uluslararası hukuku bir yana bırakın, kendi iç hukukunu bile uygulamıyor Türkiye Cumhuriyeti İmralı Cezaevinde. Ve oradaki tecrit aslında tüm cezaevlerine de yayılan bir tecrit. Yani bütün cezaevlerinde büyük bir tecrit politikası var Kürt mahpuslara yönelik. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt meselesinde çözümsüzlük politikasında ısrarıyla ilgili bir şey. Ve bu ısrardan vazgeçmedikçe bu coğrafyadaki hiçbir sorun çözülmeyecek. Bunu da çok iyi biliyoruz. O nedenle aslında tamamen barışçıl bir amaçla ve Kürt meselesinin çözümüne destek olunması amacıyla oluşturulan bir komisyon. Yani tecride karşı adalet girişimi belli bir süre koyacak önüne ve bu süre içinde bu meseleye en yoğun dikkati çekmeyi amaçlıyor. Bunu tekrar konuşulur hale getirdiğimiz anda da zaten görevimizi biz yapmış olacağız. Bütün amacımız İmralı'daki tecridin gündeme getirilerek esas olarak da Kürt meselesinin demokratik biçimde tartışılması. Tekrarlıyorum, yani İmralı cezaevindeki tecrit sadece bir cezaevindeki tecrit meselesi değil. Kürt meselesinin de çözümsüzlüğü anlamına geliyor. Yani bu çözümsüzlüğün Türkiye'deki ekonominin de bu kadar kötü olmasında, açlığın bu kadar yükselmesinde çok büyük bir rolü olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürt meselesindeki çözümsüzlük politikalarında direttiği için Suriye'de o cihatçı örgütleri besliyor ve işçiye, emekçiye ödenmesi gereken para cihatçı örgütlere ödeniyor. Ve bunu hiçbir sendika, ben çok merak ediyorum, neden hiç dile getirmiyor? Hiçbir sendikanın söyleminde bu yok. Oraya vereceğine bana ver bu parayı diye. Çok ilginç geliyor bana gerçekten. İşte biraz da biz bunları hatırlatacağız. Maalesef ki Türkiye'de her şey kutuplara ayrılarak tartışılıyor. Ve bunun arasında hukuk unutuluyor. Yani örneğin muhalefet de bu hukuksuzluğa karşı hiçbir ses çıkartmıyor. Ve İmralı cezaevinde görüşme yapılmaması değil tek mesele. Orada başta Öcalan olmak üzere onunla birlikte kalan diğer mahpuslarında hem aileleriyle görüşme haklarının engellenmesi, hem avukatlarıyla görüşme haklarının engellenmesi, bir de Kürt meselesindeki çözümsüzlük politikalarında İmralı'daki tecritin önemi. Çünkü İmralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'dan hiçbir bilgi alınamıyor. Ben şunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela ana muhalefet neden bu konuyla ilgilenmiyor? Çünkü orada bir hukuksuzluk var. Cezaevinde bulunan kişinin
kimliğinden bağımsız olarak ana muhalefetin de bu konuyla aslında ilgilenmesi gerekir. Demesi gerekir ki ya sen neden bu kadar 43-44 aydır bu insanları görüştürmüyorsun? Yani bu insanların o diğer 4 mahpusu da ele alacak olursak, yaşlı anne babaları var, belki yakınları var, hasta olan. Yani bu insani olarak da açıklanması mümkün olmayan bir şey. Yani hiçbir hukuka ve insaniyete de uygun olmayan bir şey. O nedenle ben bir insan hakları savuncusu olarak, tabii ki bu konu çok şey bir konu, yani toplum sizin hemen üstünüze gelebiliyor böyle bir konuda. Ama hukuku savunuyorsanız eğer, bu konuda bence herkesin gereken sözü söylemesi gerekiyor. Orada çünkü büyük bir hukuksuzluk var. Evet.